Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz related rates, yani birbirine bağlı olan hızlar. Bu matematiksel anlamda yeni bir konu değil, bildiğimiz türev kurallarını, chain rule'u falan uygulayacağız. Ama bunun bir nevi günlük hayata uygulaması gibi düşünebilirsiniz. İlk başta biraz problemler fizik problemi gibi de gözükebilir ama öyle değil, emin olun tamamen kalkulus problemi olacak hepsi. Şimdi öncelikle bu tür problemleri nasıl çözüyoruz? Draw ve figure mutlaka bir şekil çizin arkadaşlar, soruda verilmiş olabilir, verilmemiş olabilir. Ama verilen değişkenleri belli bir şekil üzerinde yerleştirip görmek kesinlikle faydalı olacaktır çözümde. Give names to all variables in the question and use t for time. Bütün değişkenlere birer isim verelim. Zaman içinde t'yi kullanalım. Genelde türevler t'ye göre alınacak, x'e göre değil. Find relationship between variables. Bu şekildeki değişkenler arasındaki ilişkileri bulalım. Matematiksel ya da genelde geometrik ilişkiler oluyor. Use chain rule to find the derivatives with respect to t. Zincir kuralını kullanarak türevleri bulalım. Ve en sonunda sayıları yerine koyalım. Yoksa hakikaten fizik problemine benziyor ve birimler falan biraz uğraştırıyor. Birimlere de özellikle dikkat edelim. Şimdi isterseniz direkt sorulara geçelim. Teorik kısmı bu kadar. Daha doğrusu teori kısmı yok. Bu konu tamamen pratikten ibaret. The length of a ladder is 10 meters. It is leaning against a vertical wall. Klasik bir sorudur arkadaşlar. Bir merdiven duvara dayanıyormuş. The bottom is 6 meters from the wall and slides away at a rate of 2 meters per second. Merdivenin alt kısmı duvardan uzağa doğru 2 metre bölü saniye hızla kayıyorsa aynı merdivenin üst kısmı hangi hızla aşağıya doğru kayıyordur? Soru bu. Şimdi soru bu kadar ama ben mutlaka bir şekil çiziyorum. Soruda verilenleri şekilde işaretliyorum. İşte merdiven 10 metreymiş. Merdivenin alt noktası duvardan 6 metre uzaktaymış. Bir de şu verilen hız olan 2 metre bölü saniye yerine koyuyorum. Tamam. Şimdi artık sorudaki her şey şekilde. Şekle bakıyorum. Benden istenen şeyi de işaretleyeyim. Benden istenen şey şu sarıyla gösterdiğim V hızı. Şimdi bunları yerli yerine koyduktan sonra yeni değişkenler tanımlamam gerekiyor. Şu merdivenin alt kısmına X duvarla yaptığı üst kısmının duvarın dibiyle yaptığı şu mesafeye Y isimlerini veriyorum. Ve tabii ki Pisagor bağıntısından X kare artı Y kare 100 oluyor. Merdivenin boyu değişecek değil tabii merdiven kayıyor diye. Bu sabit bir sayı. İşte bu noktada arkadaşlar artık aradığım bağlantıları kurdum. Geriye türev almak kaldı. Yani olayın fizik kısmını bu noktadan itibaren unutabilirsiniz. Bu noktadan itibaren artık matematik kalkulus başlıyor ve ana fikir x ile y arasındaki bu ilişkiyi biliyorsam ve x'in türevini biliyorsam y'nin türevini bulabilir miyim? Cevap evet. Tabii ki bulabilirim. Her iki tarafında t'ye göre, zamana göre türevini alıyoruz. Tabii ki 100 sabit olduğu için türevi 0 çıkıyor. İşte y üssünü yalnız bırakıyoruz. Üssüyle kastettiğim t'ye göre türev. Bu noktaya getirdikten sonra yani sembolik analizi bitirdikten sonra sayısal değerleri yerine koyuyoruz ve y üssü eşittir eksi 1,5 metre bölü saniye çıkıyor. Neden negatif? Çünkü y azaldığı için y'nin zamana göre türevi de negatif oluyor arkadaşlar. Ana fikir bu. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Çok klasik bir sorudur. Bu soru da aynı şekilde klasik bir soru. An airplane is approaching a radar station at a constant height of 5 kilometers. Uçak radara doğru yaklaşıyor sabit bir yükseklikte. The radar station detects that the distance between them is 13 kilometers and it is decreasing at rate of 480 kilometers per hour. Radar istasyonu aralarındaki mesafenin 13 kilometre olduğunu ve bu mesafenin saatte 480 kilometre hızla azaldığını ölçüyor. Find the speed of the airplane. Tabii bu soruların İngilizce ifadelerini anlayabiliyor olmanız lazım. Genelde bu kadar verilir. Şekil sizden beklenir. Şimdi şekilde her şeyi yerli yerine koyarsak yatay giden bir uçak var. Bir radar istasyonu var. İstasyon yerde tabii. İstasyon aralarındaki mesafeyi ölçüyor. 13 buluyor. Ve bu mesafenin azaldığını, şu hızla azaldığını buluyor. Bizden istenen uçağın hızı. Tabii uçağın hızı gene x'in zamana göre türevi olacak. Yani v dediğim şey x'in türevi. Burada sakın hani fizik problemlerinde olduğu gibi ivme sabit ivme falan hani x eşittir 1 bölü 2 at kareler o tür formülleri bilmenize gerek yok. Sadece bu matematiksel ilişkileri kurduktan sonra türev almanız yeterli. Ama o ilişkileri kurana kadar soruda verilen ne benim şeklimde neye karşılık geliyor ona birazcık kafa yormak gerekiyor. Başka bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar h 5 olarak verilmiş, l 13 olarak verilmiş. Ben her şeyi kilometre cinsinden verdim bu soruda kolay olsun diye. Bazen bazıları metre verilir, bazıları kilometre. Hakikaten o zaman fizik sorusuna daha çok benziyor ve birimlere çok dikkat etmek gerekiyor.
Şimdi L ve H verilmiş. Tabii ki bunlardan ve de Pisagor'dan X'i bulabilirim. X de 12 olmalı. Çok güzel sayılar çıkıyor. DL bölü DT'nin de, yani radarla uçak arasındaki mesafenin değişim hızının -480 olduğu verilmiş. Tabii birim olarak bu kilometre bölü saat. Buraya kadar verilenler. Şimdi benden istenenlere gelelim. Aynen deminki soruda olduğu gibi Pisagor'u uyguluyorum. X kare eşittir L kare eksi H kare oluyor. Benden istenen X'in değişim hızı. O yüzden her iki tarafında T'ye göre türevini alıyorum. Üstüyle kastettiğim T'ye göre türev. Dikkat edelim. Genelde X'e göre türev alıyorduk ama bu sefer T'ye göre türev alıyoruz. H da sabit olduğu için onun türevi 0. Sabitin türevi 0'dır. O zaman X üssünü çok rahat bir şekilde L üssü cinsinden bulabiliyorum. Ve soruda verilen diğer değişkenler cinsinden. Bu noktadan sonra sembolik analizi bitirdikten sonra sayısal değerleri yerli yerine koyuyorum ve 13 bölü 12 eksi 480'den gene negatif bir sayı olan eksi 520 kilometre bölü saat çıkıyor. Bu da uçağın radara doğru yaklaştığını gösteriyor. Yani X'in azaldığını gösteriyor gene. Tabi aynı soru uçak uzaklaşıyor filan gibi de sorulabilirdi. Aynı analiz ortada geçerli olacaktı. Şimdi bu soruyu anladıysak buna çok benzeyen ikinci bir soru var. Hemen hemen aynısı. Lütfen okuyup bunu anlamaya çalışın. Bu sorudaki tek fark şu teta açısından bahsediyor ve teta cinsinden, yani bu sefer radar mesafenin azalma hızını değil de teta'nın artış hızını ölçüyor. Tabi uçak yaklaştıkça teta'nın büyümesi gerekiyor. Şekilde kolayca görebileceğiniz gibi. Ha bir de birimler de bu sefer önemli. Radyan bölü saniye verilmiş. Halbuki diğer her şey kilometre bölü saat. O yüzden radyan bölü saniyeyi 3600'e çarparak radyan bölü saate çevirdim. Ondan sonra arkadaşlar şimdi deminki analizi bu sefer açılarla yapacağız. Teta açısının sinüsü H bölü L'dir. H 5, L 13 olduğuna göre sinüs teta 5 bölü 13 radyandır. Kotanjant teta X bölü H'tır. Dolayısıyla X eşittir H kotanjant teta'dır. Şimdi benden istenen gene X'in türevi. Bana verilense teta. O yüzden X'i teta cinsinden ifade ettim. Demin L cinsinden ifade etmiştim. Türev alıyorum. Kotanjantın türevi eksi 1 bölü sinüs kare ya da kosekant kare diye eksi kosekant kare diye de düşünebilirsiniz. Ben sinüsü hazır bulmuş olduğum için bu formülü kullanmayı tercih ettim. Sayısal değerleri yer yerine koyunca bakın dikkat edin teta'yı bulma gereği duymadım. Yani teta eşittir arc sinüs 5 bölü 13 de diyebilirdim ama bu arada bu radyan olmayacak pardon. Sinüs teta bir sayı sadece. Teta'yı radyan olarak bulmayı da düşünebilirdim ama öyle yapmadım. Çünkü zaten formülde de karşıma sinüs teta çıkıyor. Onları da yer yerine koyunca şu gene negatif olan sayısal değer çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Bu daha kolay bir soru. A spherical balloon loses air at a constant rate of 36 liters per second. Saniyede 36 litre hava kaybeden bir küresel bir balonumuz var. How fast is the radius of the balloon decreasing when the radius is 200 cm or 100 cm? Bunu bir deneyebilirsiniz. Bu kolay bir soru arkadaşlar. Bu noktada videoyu durdurun isterseniz. Şimdi kürenin hacmini biliyoruz. V eşittir 4 bölü 3 pi küp. Bunun türevini biliyoruz. Kürenin hacminin türevinden hareketle yarıçapın türevini ifade etme imkanım var bu şekilde. Bunu böyle yazdıktan sonra dv bölü dt bana zaten verilmiş. Tabii negatif olarak. Litrenin 1000 santimetre küp olduğu bilgisini de kullanırsak fizik orada bitiyor artık. Geri kalan şey sadece sayısal değerleri yerine koymak ve buradan eksi 0.0716'yı buluyorum. Tabii burada hesap makinesi kullandım. Şimdi arkadaşlar aynısını 100 santim için yapmadan önce bir tahminde bulunun. Balonun yarıçapı 100 santimetreyken yarıçapın değişme hızı nedir? Sabit midir? Bunun kadar mıdır? Bundan daha mı fazladır? Bundan daha mı azdır? Herkes bir dakika düşünsün, bir tahminde bulunsun. Yaptık mı bir tahmin? Şimdi arkadaşlar balonun hava kaybetme hızı aynıysa o zaman yüzey büyüdükçe şu yarıçapın değişme hızı küçülür. Çünkü iki sayının çarpımı sabit. O yüzden yarıçap küçüldüğü için tam tersi. Yarıçapın azalma hızı artacak. Yani buradan bunun iki katı da değil. 4 katı çıkacak. Çünkü R kare ile orantılı. Buradaki geometrik bağıntıyı algılayabildik mi arkadaşlar? Burası önemli. Yani büyük bir şey küçülürken yavaş yavaş, yani yarıçapı yavaş yavaş küçülüyor. Fakat küçüldükçe eğer saniyede kaybettiği hacim aynıysa
daha hızlı bir şekilde küçülmesi gerekiyor. Yani bir kalıp sabun içinde bunu düşünebilirsiniz mesela ya da o tür şeyler için. Aradaki geometrik ilişki bizi buna götürüyor. Şu 4 katlık farkı direkt görebilmenizi bekliyorum. Peki bu da klasik bir soru arkadaşlar. A man of height H is moving away from a lamppost of height capital H with speed V. Büyük H ile küçük H'a dikkat edelim. Biri lambanın yüksekliği, sokak lambasının, öbürü adamın boyu. Currently he's at a distance x from the lamppost. How fast is the length of his shadow increasing and at the same moment how fast is the tip of his shadow moving? Bir lamba var, sokak lambası, bir adam var, lambadan uzağa doğru yürüyor. V hızıyla, bu sefer sayı vermemiş. İki şey soruyor. Bir, gölgenin boyu hangi hızla artıyor? Bir de gölgenin ucu hangi hızla hareket ediyor? Şekil çizersek arkadaşlar daha net anlayacağız. Sokak lambası, adam, adamın sokak lambasından olan uzaklığı ve adamın gölgesi. Şimdi A ve B şıklarında iki farklı şey soruluyor. İsterseniz bir deneyin bunu yapmayı, burada videoyu durdurup. Şimdi arkadaşlar da tamamen benzer üçgenler kullanacağım. S'in S artı X'e oranı küçük H'in büyük H'a oranına eşittir. Bu denklemi çözersek, yani şu üçgenlerin benzer olduğu açık, S'i bu şekilde buluruz. Ya da artık bayağı bir trigonometri biliyoruz. Bu şu açının tanjantından filan da gidebilirsiniz. H bölü S tanjant teta'ya eşit. Büyük H bölü S artı X de aynı açının tanjantına eşit. Şimdi S'i bulduktan sonra yani shadow'u, tabi H ve büyük H sabit olduğuna göre, lambanın boyu ve adamın boyu değişmeyeceğine göre, tek değişen şey X ise, X'in değişme hızı da V zaten. X'in türevi V. O yüzden S'in türevini buldum. H bölü büyük H eksi H V. Soruda sayısal değerler verilmiş olsa onları da yerine koyar, S üssünü bulurdum. B şıkkındaysa tip of the shadow. Şimdi tip of the shadow'un ilerleme hızı S artı X'in ilerleme hızı oluyor arkadaşlar. Yani şu üçgenin şu kenarı. Onu da yine benzer üçgenlerden şu şekilde kolayca yazmak mümkün. Ya da şuradan da yapmak mümkün tabi. S artı X'in türevi de bu durumda büyük H bölü büyük H eksi H çarpı V oluyor. Kaldı ki S'in değişim hızını biliyorsam X'in değişim hızıyla toplayarak da yapabilirdim. Yani şu A şıkkında bulduğum ifadeye V'yi ekleyerek de bunu bulabilirdim. Şurada olduğu gibi benzerlikten yararlanarak da yapabiliriz. S artı X ile şurada bir küçük üçgen var. X'e karşı şurası büyük H eksi küçük H. O ikisi arasında benzerlik kuruyorum. Farklı birçok yoldan yapılabilir ama sonuç böyle çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim kendimizi test etmeye. Soruyu okumuyorum, açıklamıyorum da. Lütfen videoyu durdurun ve bu soruyu bir deneyin arkadaşlar. Önce anlamayı, sonra şekil çizmeyi, sonra da yapmayı. Evet, bu sorudan şu şekli anlıyor muyuz arkadaşlar? İki araba, biri 120, biri 90 ile gidiyor. Benden L'nin değişim hızı isteniyor. O da zamandan bağımsız olarak 1 saat sonra da olsa, 2 saat sonra da olsa 150 çıkıyor. Umarım herkes yapmıştır bu soruyu. Şimdi de gene bir merdiven sorusu. Fakat işin içine bu sefer açı girmiş. Gene videoyu durduruyoruz. Soruyu anlamaya çalışıyoruz. Şekil çiziyoruz. Zaten daha önce çizdiğimiz şekillere benziyor ve soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Çözdük mü? Şekil çok tanıdık. Ama işin içine bir de açı var ve açıdan hareketli çözmem gerekiyor soruyu. Sinüs tetanın x bölü l olduğunu hemen görebiliyorum. İki tarafında türevini alıyorum. L sabit, değişen şey. İlk bu sefer üssü değil de direkt T'ye göre türev notasyonunu kullanıyorum. Dolayısıyla teta'nın T'ye göre değişim hızı V bölü L cos teta oluyor. Yine soruda sayısal değerler yok ama olsaydı kolayca bu aşamadan sonra yerine koyabilecektim. Peki arkadaşlar, related ratio'da bitirmiş olduk. Bu arada ufak bir İngilizce hatırlatması. Rate hep oran diye çeviriyorlar. Related ratio'da bağlı oranlar diye. Rate'in buradaki anlamı oran değil, hız. Bağlı hızlar. Birbirine bağlı hızlar yani. Kalkulusun yaklaşık yarısına geldik. Umarım videolar faydalı oluyordur. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.